Makarna sadece İtalya'nın değil hemen hemen bütün dünya mutfaklarının vazgeçilmezi. Sıcak suda pişir, süz ve lezzetli bir sos ekle. Bundan daha kolay bir yemek var mı? Koronavirüsü krizinin patlak vermesiyle dünya genelinde makarnaya olan talep de aynı oranda artış gösterdi. İnsanlar marketlerde stok yapmaya başladı ve pek çok yerde ilk tükenen ürün makarna oldu. Fasulye pişirmek için makarna aldım, büyük ve küçük. Yani fasulyeye bağlı olarak hem büyük hem de küçük makarnalardan aldım. Sonra kısa ve uzun makarna yani spagetti aldım. Ayrıca rigatoni ve penne aldım. Bu İtalya'da ihtiyacımız olan makarna. İtalya 9 Mart'ta ülke genelinde karantinaya girdi. İtalyanlar için makarna sadece bir kriz yemeği değil, daha çok bir yaşam biçimi. Makarna satışlarında özellikle semolina unundan yapılan makarnada yaklaşık 11 puanlık bir artış gördük. Bu istatistik, müşteriler daha çok konserve ürün, yumurta, uzun ömürlü süt, maya, dezenfeksiyon ürünleri gibi temel ürünlere yoğunlaştığı için süpermarketin satışlarındaki genel düşüşe karşı geliyor. Raflar boşalsa da her gün yeniden dolduruluyor ve tüketici makarna kıtlığı yaşamıyor. Ancak talep artışı İtalya'nın dördüncü büyük makarna üreticisi La Molisana'nın stoklarını da eritmiş. Kuru makarna üretim kapasitemiz 24 saatte ortalama 410 tona ulaşıyor. Geçen 1,5 ayki kuru makarna üretim kapasitemiz bu dünya genelindeki epidemiolojik krizden özellikle etkilendi. Sonuç olarak stoklarımızın %70'i tükendi. Normal bir durumda 24 saatte 500 ton makarna gönderirdik. Şimdi günde 800 ton yolluyoruz. Bu yaşananlar sadece İtalya'ya özgü değil. Virüs yavaş yavaş tüm ulusal bölgeyi enfekte ettiğinde, ilk önce bizi günlük sevkiyatımızda %20'lik bir artışa getiren bir istifleme gördük. Ülke tamamen karantinaya girdiğinde, günlük sevkiyatımızda %60'a kadar bir artışa ulaştık. Virüs, makarnalarımızın tüm alım noktalarına ulaştığında da aynı şeyi yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri'nden genellikle makarna ürünlerimizin bir kısmını gönderdiğimiz Japonya ve Güney Amerika'ya aynı durumun tekrarlandığını gördük. Dünya genelindeki talep arttıkça firma bazı zorlu kararlar almak zorunda kalmış. Siparişlerimiz 3 kattan fazla arttı. Bu nedenle tüm müşterilere tedarik olasılığı birkaç ay öncesine göre aynı değil. Bazı durumlarda bir karne sistemine gitmeyi düşünmeye zorlanıyoruz. Aslında makarna türünü 60'tan 10'un biraz üzerinde azaltmaya karar verdik. Bu, verimliliğimizin çok sınırlı olduğu anlamına geliyor. Ve şu anda yaşadığımız zorluklar, aşırı taleple ve aynı zamanda ulaşım sektöründeki zorluklarla bağlantılı. Firma merkezinin bulunduğu Campo Basso yakınlarında makarna kıtlığı beklenmiyor. Ancak Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde makarna satışı karneye bağlandı. Yani kısıtlı sayıda alınabiliyor. İtalyan aileler şimdilik hala makarnanın keyfini çıkartabiliyor. Peynirli mi istiyorsun? Siz nasıl yiyorsunuz? Biz nasıl yiyoruz? Biz domates soslu kırmızı makarna yiyoruz. Makarnayı domates, hindiba ve acı biberli yaptım.